Ben bana mevzuyu hallettim demedin mi? Abi hallettim ya. Kendi ellerimle bindirdim otobüse, yolladım memlekete ya. Yani oradan bir sıkıntı çıkmaması lazım. O zaman nereden çıktı bu polis polis dalga dubariler? Abi bilmiyorum ki yani. Çok çok dağınık bitirmiş işi yani. Kim bilir kimlere evlendi, hangisi çıkacak bilmiyorum yani. Abi gözünü seveyim, şu işi hallet ya. Abi Sermet dersek. Bu yaştan sonra beni cezaevine göndermeyin. Torunum olacak böyle. Dünya gözüyle göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Hallet bu işi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben gelsene ben de. Uğraşamayacağım ben bununla, başım ağrıyor benim. Ya ne yapacağız peki abi? Aç bir oda, zıbarsın yatsın. Ben yarın gider Narin'le konuşurum. Şimdi kızın rızasını almadan bir hareket yapmayalım biz, kızın babası. Olmaz öyle şey. Ha, yeni uygulama. Soracağız artık diyorsun yani. Ben çıkıyorum. Nereye abi, sorması ayıp? Ayıpsa niye soruyorsun oğlum? Pardon abi. Ha, Ali. Bana bir tane oyuncu bulman lazım. Böyle erkek. Yakışıklı bir şey olsun ama biraz yolsuz olsun. Bir de senarist. E abi, kamera mamera, ekip mekip yönetmen. Hayırdır abi, film işine falan mı giriyorsun? Yani film işine giriyoruz da öyle kameraya, ekip mekip yönetmene falan filan ihtiyaç yok. Mevzuyu biz halledeceğiz. İlk başta bir bağımsız başlayalım, sonra yolumuz açılır falan diyorsun. Daha abi yani ne yapacağız, ne edeceğiz bir söylesen de ben de ona göre ayarlasam her şeyi. Oğlum şimdi bu Irmak sosyopatmış. Tedavisi de çok zormuş. Şimdi bu tedavi olmadığı sürece Deniz'in yüzü gülmeyecek. Deniz'in yüzü gülmediği sürece benim yüzüm gülmeyecek. Ama bak, ben iyileştim Ali. Yok abi, estağfurullah. Ne sosyopatı? Yok yok. Yani doktor Irmak'a belirtileri bir bir sıralarken yarı zannettim ki benden bahsediyor. Ama ne oldu? Ben iyileştim. Nasıl iyileştim? Deniz beni iyileştirdi. Aşık oldum. Mevzu bitti. Ha, şey yapacağız. Aktörü sokacağız Irmak'ın hayatına. Ona aşık edecek falan filan. Ya abi, yani senariste ne gerek var ki? Şimdi Irmak kafası çalışan bir kız. Yani öyle kuru kuru aktör tek başına yapamaz bunu. Senarist güzel bir hikaye kuracak. O aktör de işte verecek odunu, verecek odunu. Olacak bitecek mevzu. Tamam mı? Tamam abi. Bir de iyileştim diyor ya. Ya düşündüğü şeye bak, bir de iyileştim diyor. Yani bu sosyopatlık değil de ne yani? Aktör tutacakmış da senarist. Da senaristi ben nereden bulacağım ya? Hoş geldiniz Sermet Bey. Akşamlar. Deniz Hanım nerede? Deniz Hanım yukarıda uyuyor. Bunları ona hazırlarsınız. Ay Sermet Bey, dolap dolu bir dünyada yemek yaptım ama hiçbir şey yemeden çıktı yukarıya. Hazırla. Peki. Ya Şükrü, yemek yemeyeceğim. Deniz, benim Sermet. Müsait misin? Evet, evet, gel. Yani ben müsaitim deyince ben normal kıyafetlerini zannettim seni de. Kusura bakma. Ne olacak canım, gelsene. Ne güzel çiçekler onlar. Ben bir vazoya koyayım bunları. Bir vazoya koyayım da. Sermet. Koyarız. Senin bu vazo takıntı nedir Allah aşkına? Koyarız suya. Gel bir al bakayım bir ya. Aa. Teşekkürler. Çok güzel. Daha iyi misin? Bilmem. Yani acaba yurt dışında okumasaydı, benim yanımda kalsaydı. Bunlar olmazdı. Hepsi benim suçum gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Senin de yapacak pek bir şeyin yoktu. Yani aranızdaki yaş farkı ona annelik yapacak kadar değil Deniz. Senin de bir hayatın vardı. Ben şunları hemen.
şey yapayım, vazoya koyayım. Sermet, Şükrü. Al şu çiçekleri hemen vazoya koy getir. Deliriyor bu. Tamam. Yemeyeceğim ayrıca, ben istemiyorum ya. Sermet Bey getirdi bunları. Ne böyle dingonun naharı gibi gülüyorlar bunlar böyle? Senin üstün başın müsait değil. Bu ne genişlik? Ne var canım? Ne olacak ki? Normal. Ama Sermet gerçekten yemeyeceğim. Canım istese yerim, istemiyor yani. Yemeyeceğim. Aa, olmaz öyle şey. Dün de bir şey yememişsin. Öyle şey yok. Bunları yiyeceksin. Ay Sermet, vallahi hiç canım istemiyor. Ne olur ne olur sonra yerim. Senin isteğine göre değil Deniz. Bunları yemeden buradan çıkmak yok. Bak şimdi. Ay yok. Aa, abi peynir... tombik. Hop, ne? Tombik. Ne? aç. Ne yapıyorsun? Bak yiyeceksin. Aç. Ne yiyeceğim ya? Aç. Alsana. Al, ölü mü ye? Ne yapıyorsun? Biz... Yüzüm güldü ya. Ben başka bir şey istemem. Sermet. Sen yanımda olunca böyle hayata karşı kendimi çok güçlü hissediyorum. Hiçbir şeyden korkmazmışım gibi geliyor. Sanki böyle ırmak da iyiymiş. Normal bir hayatımız varmış gibi hissediyorum sen yanımdayken. Irmak iyi olacak, merak etme. Ayrıca hiçbir şeyden korkmana da gerek yok. Yedin ama. Efendim birader. Abi niye böyle konularla benim karım rahatsız ediliyor? Ali niçin beni aramıyor? Kız resmen deli çıktı. Ne yapmışsın Ali lan? Moskov sizin evdeymiş. Polis her yerde onu arıyor. Sen de son kararı senin için... Narin verecek demişsin. Karısını aramış o da. Git Narin'le konuş, beni beladan kurtarsın diye. Ya birader ben... Ben bu mevzuyla sabah ilgilenecektim zaten. Şimdi Moskov ortalığı karıştırmış. Yani artık ben bir şey yapmak istemiyorum. Yani ben ne yapabilirim ki artık ya? Narin'in babası kendi versin kararını. Otur karınla konuş birader. Sermet, ne oldu? Tamam. Hadi sabah konuşuruz, eyvallah. İyi misin? İyiyim. Kimle konuştun, niye sinirlendin? Fırat'la konuştum, bir şey sinirlenmedim. Benim derdim şu anda böyle oturmak, bir şeyler içmek, bir şeyler yemek. Senin kız bana bir şeyler hazırlar mı? O çıkıyor ama ben hazırlarım. Böyle güzel bir tabak yapayım. Çarap içer misin, peynir tabağı falan? Tadından yenmez vallahi. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.